Herkese merhabalar. Bugünkü test konumuz Toyota Auris Touring Sport modeli, yani Toyota Auris'in station wagonlu versiyon olarak da daha bilindik bir ifadeyle bu otomobili tanımlayabiliriz. Tasarıma baktığımızda aynen hatchback kardeşinde olduğu gibi ön tarafta hatchback kardeşiyle zaten aynı yüzü paylaşıyor. Dinamik ve hani o daha sportif, daha agresif olan tasarım dili arkaya doğru geçildiğinde yerine aynen hatchback'te olduğu gibi daha oturaklı, daha ağırbaşlı bir tasarımı bırakıyor. Toyota'nın dinamikleşme hissinden size bahsettik. Hani bunun izleri sürüşte hissedilir düzeyde var. Telifine göre Auris Touring Sport'ta aynen hatchback kardeşi gibi çok hisli bir sürüşe ve de çok keyifli bir sürüşe sahip. Direksiyon tepkileri iyileşmiş durumda. Süspansiyonlar daha sert artık bu otomobilde. İşte bütün bunlarla birlikte model artık daha dinamik, daha keyifli ve daha eğlenceli bir sürüşe ve yol tutuşa sahip. Şimdi dinamiklikten bahsettik. Toyota'nın son dönemdeki söylemi zaten bu. Yeni nesil birçok modelinde artık daha dinamik bir sürüş karakterine, daha dinamik bir tasarım karakterine sahip olmak istediğini her zaman dile getiriyor Toyota. Ve işte bunun izlerini station wagonlu, yani ailelere yönelik, daha çok ailevi kullanıma yönelik bir modelinde dahi görüyoruz. Bu otomobilde selefine göre artık daha sportif, daha dinamik bir tasarıma sahip. Auris Touring Sport ile hatchback versiyonu arasında ne gibi farklar var? Yani hatchback ile bu otomobil arasında bir tereddütte kalanlar için baktığımız zaman, farklara baktığımız zaman her iki otomobil arasında bir kere bu otomobilin hissedilir düzeyde zaten dışarıdan baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Daha uzun olduğunu görüyoruz. Bunların yanı sıra ufak farklı da olsa hatchback'e göre bu otomobil biraz daha yüksek. Ama hepsinden önemlisi ağırlık bakımından, hani bu boyut artışı ne kadar yansımış? Hatchback'e göre Touring Sport 30 kilogram daha ağır. İçeride konsoldaki tasarımda Auris hatchback ile aynı. Burada selefine göre en belirgin farklardan bir diğeri de sürüş pozisyonunun artık daha fazla opsiyona sahip olması. Mesela selefine göre artık koltuğu daha aşağı indirebiliyorsunuz. Şu anda mesela en aşağı pozisyonda ve de bu şekilde benim mesela kullanımda çok hoşuma gittiği için bu şekilde kullanıyorum. Bu şekilde de bir ayarlama yapabiliyorsunuz. Ergonomi açısından modelde dikkat çekici bir sorun yer almıyor. Dokunmatik ekranın kullanımı çok zor sayılmaz. Belki bazen hani algılamada zorluk çektiği söylenebilir. Eşya gözleri bakımından da hani sınıf ihtiyaçlarını, sınıf standartlarını karşılayacak düzeyde aynen hatchback'te olduğu gibi kapı içinde de bolca göze yer verilmiş. İşte vitesin arkasında iki bardaklığımız, kolçak içimiz ve de vitesin önünde ufakça kapaklı olmayan bir göze yer verilmiş burada. Modelde yalıtım sınıf ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde. Test konumuz Auris'in 1.10'da 6 tek benzinli atmosferik motoruna sahip. Yeni nesil artık Avrupa'da birçok üretici bildiğiniz gibi daha düşük hacimli turbo beslemeli motorlara geçiyor. Ama Japonlar bu konuda hala atmosferiklerde, özellikle benzinli versiyonlarda atmosferik motorlarda kalmaya devam ediyor ve Auris'te de bunun izlerini görüyoruz. Yani ben burada bu motoru şu şekilde görüyorum. Rakipleriyle kıyasladığımızda, atmosferik rakipleriyle kıyasladığımızda, atmosferik ve hatta otomatik şanzımanlı rakipleriyle kıyasladığımızda bu motor daha ekonomik bir sürüş performansıyla ön plana çıkıyor. Nasıl bir motor peki bu? 1.6 litrelik ünite 132 beygir gücü ve 160 Nm tork değerine sahip. Sürüşte iki farklı modumuz var. Multidrive S şanzımanlı versiyon bu arada test konumuz. Ve de Touring Sport'u sadece otomatik şanzıman olan bu Multidrive S ile alabiliyorsunuz. Burada iki farklı sürüş modunun olduğundan bahsettim ama hani bu sürüş modları sadece şanzıman ayarlamalarını değiştiriyor. Ve de gaz ayarlamalarını değiştiriyor daha doğrusu. Mesela şu anda Eco modundayım. Eco modunda olduğum zaman sürekli alt devirlerde tutmaya özen gösteriyor. Çok fazla ben güç talep etmesem dahi gazın kıvamı bu şekilde ayarlanıyor ve daha ekonomik bir sürüş yapmama katkıda bulunuyor. Vitesin arkasında bir sport butonumuz var. Ona basıyorsunuz ve artık daha fazla size gücü sunabiliyor. Daha üst devirleri daha kolay bir şekilde gaz erişiminde size katkıda bulunuyor. Çok fazla güç talep etmeseniz dahi, hani gazı döşeme yapıştırmasanız dahi daha üst devirlerde kalarak size daha fazla güç sunabiliyor. Station wagon bir otomobilde en önemli noktaların başında hacim gelir. Ön tarafta hiçbir sorun yer almıyor. Arka tarafta hatchback'e göre daha fazla olan yükseklikten dolayı ufak farklı da olsa baş mesafesi biraz daha iyi. Ama arkada sunulan diz mesafesi biraz daha iyi olabilirdi. Hacimde en belirgin artış bagajda olmuş. Buradaki hacim hatchback'e göre hissedilir düzeyde daha fazla. Test konumuzu ile yakaladığımız karmotest tüketimimiz 7.8 litre. Başka bir testte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.